Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, tecride sarih Sahih Buhari tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 973. hadis-i şerif'e geldik. An Ebi Hureyre radıyallahu an Evet ondan nakledilmiş. Qalet dedi ki: Semi'tu, e, işittim. E, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'i işittim. Yakûlu şöyle: derken el halifu. Halif ne demek yemin değil mi? Yemin etmek. Menfakatun menfaqatun lis-sil'ati. E, burada e, menfaka revaç bulma, kar etme manasında menfaka. Yani mal, sil'a demek? Mal. Mal için hani bir kardır. E, mal için bir kazançtır zannedilir. Burada zannedilir e, diye bakın bir parantez ifade var. Bunu da başka bu hadis-i şerifin başka rivayetlerinden e, şerh edenler almışlar. Dolayısıyla e, yemin etmek e, malın kazancını artırır diye zannederler. E, oysa eee mümhakatun lil bereke. O bereketi ne yapar? mümhaka e, mahveder. Bu e, mümhaka burada ismi meful olarak gelmiş yani bereketin mahvedilmesidir diye de okuyabiliriz. Yani yemin ederek bir kimse malını satarsa işte e, Vallahi bu mal şöyle kaliteli falan diye yemin ederse e, sanki e, kazandığını zanneder Oysa o bereketi mahveder e, buyuruyor. Evet şöyle ne diyor Abdurrezzak'ın Ma'mer'den Ma bir rivayetini almış. Ma'mer Ma rahimahullah dedi ki biz faizcinin kazancı üzerinden 40 sene geçmez muhakkak mahvolur buyurulduğunu işittik. Yani 40 sene geçse bile o malı mutlaka mahvolur şeklinde alimlerin naklini almış. Burada hani faizle alakalı olarak Bakın ayet-i kerimeyi veriyor. Allah ribayı yani faizi imha eder, sadakaları ise artırır. Hem Allah faiz helaldir diyen koyu kafirleri çok günahkar olanları sevmez. Bunun bir tefsiri gibi görüyor bu hadisi şerifi. Evet şöyle riba nedir, faiz nedir diye uzunca bir izah yapmış ee, ne diyor burada? Ee, bakın şeriat örfünde e, riba faiz e, akideinden birisine meşrut ve ivazdan hali olan ziyadedir. Yani şart e, konulan o bedelden fazla olan e, şeydir diye burada uzunca faizi ele almış. E, i̇şte e, bununla ilgili fıkıh hükümleri, e, sahabe e, kabillerini e, burada detaylı olarak incelemiş. Yani çok Fazlaca hadislerden de Hani uzaklaşmak istemiyoruz Yani bir fıkıh Metni okur gibi Okumak istemiyoruz O yüzden bu kısmı şöyle geçtik Ve 974. Hadisi şerife geldik An-Habbab radıyallahu an Evet Hazreti Habbab bin Eret Değil mi? Meşhur O işkencelerde Çokça yara almış olan o sahabi diyor ki, Kale ben dedi ki kuntu idim kayinen. Kayin neymiş e, kılıççı yani kılıç yapan, kılıç ustası. Hatta biz ne diyorduk demirci değil mi demirci? E, evet. kılıç ustası idim. Fil cahiliye, cahiliye devrinde ve kâne li benim vardı. Alel as ibni Vail as bin Vail'de Neyim vardı? Deynun. Alacağım vardı. Deyn ne? Borç. Onun bana borcu vardı. Bu Asbin Vail kim? E, Mekke müşriklerinin önde gelenlerinden. Fe eteytuhu ona e, geldim. Yani vardım. Etekadahu dahu Yani onu almak için. Bu neyi? Deyni, bu borcumu istemek için. Ona geldim. Fekale Dedi ki la uutike onu e, sana vermeyeceğim dedi. La ki sana vermem hatta tekfur bi Muhammed'in. Muhammed'e küfretmedikçe, Muhammed'i inkar etmedikçe veya küfür etmedikçe onu sana vermem dedi. Fequltu. Ben de dedim ki la ekfuru bi Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Muhammed'e küfretmem. etmem. evet. Hatta yumi tekallah. Allah senin canını alıncaya kadar. Yani canını almadıkça Allah senin canını alsın, ben küfür etmem. Summa e, tubase, e, yani senin canını alıp sonra diriltmedikçe, yani seni öldürüp de şu gözümün önünde diriltmedikçe ben e, küfür etmem dedim. Fekale dedi ki da'ni o zaman dedi da'ni bırak beni, hatta emute öleyim ve ubase sonra tekrar dirileyim. Fesûte malen ve velade ve bana işte mal ve evlat verilecek dedi. Yani mal ve evlat verin, verilinceye kadar işte beni bırak öleyim dirileyim sana borcumu ki öyle ödeyeyim. Bakın hatta emute öle ölünceye kadar ve ubse dirilinceye kadar ve bana mal ve tekrar evlat verilinceye kadar e, feaktike borcunu öylece öderim. Fenezelet bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu diyor. E <laughs> gördün mü o kefere, o in, o kafiri bir ayatine ayetlerimizi inkar eden onu o kafiri Kale diyor ki le uteyenne bana kesinlikle verilecek malen ve veled. Yani mal ve evlat verilecek. Et al gaybe o gayba mı muttali oldu. Yani e, gaybı mı öğrendi? Em yoksa ittakha in rahmani ahda. Rahman'ın katından e, ahit mi aldı? mealindeki e, o ayet kerime nazil oldu e, diyor. Evet, şöyle e, baktığımız zaman bunu da bakın, cahiliye devrindeki meşhur e, müşriklerden Ukbe bin Muayt Velid bin Mughire Ubey bin Halef ve As bin Vail. Bunlar meşhur müşriklerdi. E, şöyle devam ediyoruz e, ve e, bu rivayette göre Habbab radıyallahu anh kılıççı imiş. As bin Va ile kadın ziynetine ait bazı şeyler yapmış. Para istemeye vardığında bu habis adam zannedersem siz cennette altın, gümüş, ipekli ziynet eşyasıyla vildanlar yani orada hizmetçiler bulunduğuna inanıyorsunuz öyle mi? Habba bile alay etmek istemiş. O da cevaben evet öyle inanırız deyince bu herif tecavüzünü artırarak bu borcumu ertelesen de cennette ödesem olmaz mı? Eğer inandığın cennet ve içindeki mallar ve evlat gerçekten varsa orada ben herhalde senden fazla hisse alırım diye e, böyle alay etmesi üzerine Cenab-ı Hak yukarıda e, verilen meali verilen ayet-i kerimeyi nazil buyurmuştur e, diyor. Yani şöyle e, aşağılarda e, kayın, bakın kayın kelimesi esasen haddat yani demirci demekse de sonra kuyumcuya itlakı şai olmuştur. Bakın kayın kayın kayım olmuş yani kayıncı kuyuncu kuyumcu olmuş yani. Ee, evet Habbab'ın sıradan bir demirci değil sanatkar bir kılıççı olduğu anlaşılıyor diyor bu hadis-i şeriften. Demircili ee, demircilik kuyumculuk sanatlarında mahir idi. Ee, ve şöyle aşağıya e, geçtik. Ee, burada bakalım şöyle ne diyor. E, şerhinde yine e, bakın alışverişle ilgili e, bir takım hükümleri e, almış. Hazreti Ali diyor ki Bedir gazvesinde ganimetten hisseme isabet eden bir devem vardı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de mali ganimet humusundan bana bir deve e, vermişti. Yani o beşte birlik ganimetten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kerimesi Fatıma aleyhisselam ile teahül etmek istediğimde Kaynuka Yahudilerinden birini de benimle beraber gidip izhir ağacı getirmek üzere tutmuştum. Yani onunla evlenmek istediğimde getirdiğimiz izhir otlarını kuyunculara sattım ve parasıyla evlenme velimesi masrafında kullandım diyor. Evet, şöyle aşağıya gittik. Burada İzhir otu ile ilgili detaylar vermiş. Burada Fatıma annemiz 18 yaşındaydı. Peygamberimizin en küçük kızıydı ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fatıma cennetteki kadınların seyidesidir ve Fatıma benden ayrılmış aziz bir parçadır diyerek onu övmüştür diye bir notta düşmüş. Peki, 975. hadis-i şerife e, geldik. An Enes İbni Malik radıyallahu an ondan nakledilmiş. Yekul diyor ki inne hayyatan. Hayyat ne demek? Terzi e, demek. Bir terzi dea çağırdı, davet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi çağırdı. Li taamin bir yemeğe sana'ahu hazırladığı bir yemeğe kale Enes İbn Malik. Enes bin Malik dedi ki: e, evet, fe zehebtu ma'a Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber gittim diyor yemeğe. ila zaliket ta'am bu yemeğe fe ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem hubzan ve maraqan fihi dubba'un ve qadidun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü ve Vesselam'a ne getirildi diyor. Burada Karrabe, yani yaklaşmak manasında. Yaklaşmak derken, yani takdim etmek, sunmak. Evet, o terzi diyor Allah Resulüne ekmek sundu ve merakan ve bir çorba, değil mi? Çorba sundu. Fihi içinde dübbeun, dübbe kabak demek. Yani kabak ve yani kadiit ise neydi? Kuru et. İçinde kabak ve kuru et olan bir çorba. Faraiyetun Nebiyye Sallallahu Aleyhi <güler> ve Sellem gördüm onu diyor. Etete, evet, yetet evet yetetbe'u dubba min il kas'a. Kas'a neydi? Tabak demek. tabak yemek kabı. Eee on onun etrafından dubba o kabak yetetbe'u ne Araştırmak. Yemek kabının etrafından kabak araştırıyordu. Yani kabağı seçip yiyordu. Ali dedi ki kim dedi Enes bin Malik radıyallahu anh dedi ki felem ezel felem ezel devam ettim uhib bu yani kabağı sevmeyi sürdürdüm yani hep kabağı sevdim diyor min yevme idin o günden beri o günden beri hep kabağı sevdim diyor Allah Resulü'nün o kabağı yemek içinde seçip de yediğini görünce diyor Evet burada ıı, yani yani birçok hüküm çıkarılmış yani kısa bir hadis gibi gözüküyor ama davete icabet mesela Resul Ekrem Vesselam'ın işte davete icabeti, tevazu, Hazreti Enes'in fazileti, kabak yemeğinin mesela üstünlüğü ki Hanefilere göre birisi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem kabak yemeğini severdi dese muhatabı bilakis ben de hoşlanmam dese bu kimsenin küfüründen korkulur. Yani kafirliğinden bile korkulur denmiş. Çünkü burada Allah Resulü'ne bir ney var? E, sanki itiraz var gibi denmiştir. Sahabe bakın sırf Allah Resulü kabağı seviyor diye. Bakın kabağı e, sevmişler. Yani bu bir muhabbet alametidir. Dedik. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.